Değerli arkadaşlar, hepinize tekrar merhabalar. Genel kültür notlarımıza devam ediyoruz. Bu videomuzun konusu gördüğünüz gibi NATO. Birlikte göz atacağız. Başlamadan önce kanalımıza abone olup bir göz atarsanız eminim işinize yarayacak şeyler göreceksiniz. Hemen başlayalım. Kuzey Atlantik Anlaşması Örgütü, kısa adıyla NATO, İngilizcesiyle North Atlantic Treaty Organization 4 Nisan 1949'da 12 ülke tarafından imzalanan Kuzey Atlantik Anlaşması'na dayanarak kurulan ve farklı dönemlerde 19 ülkenin daha katıldığı uluslararası askeri bir ittifaktır NATO. 31 üye devlet var. 29'u Avrupa, ikisi de Kuzey Amerika'da. NATO'nun ana karargahı Belçika'nın Brüksel kentinde bulunurken NATO'nun askeri karargahı Belçika'nın Mons yakınlarındadır. NATO'nun asli görevi üye ülkelerin özgürlük ve güvenliklerini korumaktır. Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'tir Norveçli. Fotoğrafta da görüyorsunuz NATO Genel Sekreteri. Çok sıkça da ekranlarda gördüğümüz kişi. Belçika, Birleşik Krallık yani İngiltere, Fransa, Hollanda ve Lüksemburg tarafından 17 Mart 1948'de imzalanan ve Soğuk Savaş'ın başındaki Sovyet tehdidine karşı ortak bir savunma anlaşması olan Brüksel Anlaşması NATO'nun kuruluşunun öncüsü olarak değerlendirilmektedir. 1948'de Avrupalı liderler ABD Dışişleri Bakanı George Marshall'ın talimatıyla Pentagon'da Amerikalı askeri ve diplomatik yetkililerle görüşüyor. Yeni bir askeri ittifak için yapılan bu görüşmeler Kuzey Atlantik Anlaşması'nın 4 Nisan 1949'da Washington'da imzalanmasıyla sonuçlanıyor. İmzalayanlar arasında Brüksel Anlaşması'na taraf olan az önce saydığımız şu yukarıdaki 5 ülke. Bunların dışında ABD, Danimarka, İtalya, İzlanda, Kanada, Norveç ve Portekiz bulunuyor. İlk NATO Genel Sekreteri Lord Ismay 1949'da yaptığı bir açıklamada örgütün amacının Rusları dışarıda, Amerikalıları içeride ve Almanları aşağıda tutmak olduğunu belirtmiştir. İkinci Dünya Savaşı sonrasında Soğuk Savaş sırasında ABD ve Sovyetler Birliği arasındaki kutuplaşmanın ilk ciddi örneği Berlin ablukası olmuştu. Bu iki devletin küresel güç mücadelesi sürerken savaşta ağır yıkıma uğrayan Avrupa'nın göbeğinde Alman başkenti ikiye bölünmüştü. Bu ortamda ABD önderliğinde kurulan NATO özellikle Avrupa'yı Sovyet tehdidinden koruma amacı taşıyan bir savunma paktı olarak ortaya çıktı. Büyük bir savunma paktının ilk örneğidir NATO. 1952 yılında Yunanistan ve Türkiye'nin de katılımıyla genişledi. NATO üyeleri ilk harekatını Birleşmiş Milletler aracılığıyla Kore Savaşı'na müdahale amacıyla yaptı. NATO-Türkiye ilişkileri Türkiye'nin NATO üyesi olmak için girdiği Kore Savaşı ile 1952 yılında başlamıştır. Yani Türkiye'nin NATO'ya girmesine sebep olan olay diye sorulduğunda Kore Savaşı aklımıza gelecek. 1955 yılında NATO'ya cevap vermek adına Sovyetler Birliği tarafından Varşova Paktı kuruldu ve bu iki kuruluş Sovyetler Birliği'nin dağılışı olan 1991 yılına kadar rekabetini devam ettirdi. Son dönem NATO genişlemelerine bir bakalım. 1999, 2004, 2009, 2017, 2020 ve 2023 genişlemeleri olmuş NATO'nun. Eski Varşova Paktı'nın üyeleri olan Polonya, Macaristan ve Çekya 1999 yılında NATO'ya katılarak büyük bir adım attılar. 2004 yılında ise NATO 7 eski Sovyet ülkesini NATO'ya kabul ederek genişleme dalgasını hayata geçirdi. Bu dalgada Bulgaristan ve Romanya ile Baltık ülkeleri Estonya, Letonya, Litvanya, Slovakya ve Slovenya'nın NATO'ya dahil olması Rusya'da büyük rahatsızlık yarattı. 2009'da Arnavutluk ve Hırvatistan, 2017'de Karada, 2020'de Kuzey Makedonya NATO'ya üye olurken en son 2023'te Türkiye'nin onayıyla Finlandiya 31. üye olarak ittifaka kabul edildi. Bu gelişmeleri eminim sizler de takip etmişsinizdir. Rusya'yı tehdit olarak gören Gürcistan ve Ukrayna'nın NATO koruması altına girmek istemesi, doğalgaz ve petrol gelirleri sayesinde son 20 yılda güç kazanan Moskova'nın bu ülkelere yönelik askeri harekatlarına gerekçe olarak sunuldu. NATO 12 kurucu üye ile kuruldu ve en son Nisan 2023'te Finlandiya'nın ittifaka katılmasıyla 9 kez yeni üye eklendi. Yani 9 kez genişleme olmuş NATO'da. Haziran 2022'de üyelik başvurusunun kabul edilmesinin ardından İsveç'in 32. üye olması bekleniyor. İsveç'in başvurusu halen Macaristan ve Türkiye tarafından onaylanmayı beklemektedir. Buna ek olarak NATO şu anda Bosna Hersek, Gürcistan ve Ukrayna'yı da aday üyeler olarak kabul etmektedir. Bu tabloda NATO'nun üye ülkelerini görüyorsunuz arkadaşlar. Burada İzlanda ordusu olmayan tek NATO üyesi. Bir silahlı kuvvetleri yok. İzlanda'nın işte 31 üye ülkenin ikisi Kuzey Amerika'dan. Bunlar Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada. Diğer 29'u ise Avrupa'da yer almakta. Gördüğünüz gibi son üye, son katılan üye de Finlandiya 2023 Nisan'da girmişti NATO'ya. Hemen kısaca bir de Karar alma ve yönetim yapısına bakalım. NATO'da kararlar oy birliğiyle alınmakta. Her üyenin veto yetkisi bulunmaktadır. Bunu da son gelişmelerde görüyoruz. Türkiye'nin vetosuyla İsviç Finlandiya üyeliği İsveç Finlandiya üyeli oldu. İsveç'in üyeliği de beklemekte zaten. Ee, söz konusu görevleri yerine getirmek üzere ittifakın yönetim yapısı konsey, genel sekreter ve askeri komite olmak üzere 3 ana birimden oluşmakta. Kuzey Atlantik Konseyi NATO'nun en yüksek karar alma organıdır. Dışişleri Bakanları düzeyinde yılda iki defa toplanıyor. Bunun dışında konseyin işleri üyelerin NATO nezdinde atadıkları sürekli temsilcileri aracıyla yürütülüyor. Konsey toplantılarına genel sekreter başkanlık ediyor. Hükümet ya da devlet başkanları da ülkelerini konsey toplantılarına talarında temsil edebiliyorlar isterlerse. Genel sekreter örgütün en yüksek düzeyli sivil memuru aynı zamanda ittifakın sözcüsüdür. Genel sekreter üye ülkelerin uluslararası alanda saygınlık kazanmış üst düzey yöneticileri arasından seçilir. Bir kere daha tekrarlıyorum şu an NATO genel sekreteri Jens Stoltenberg Norveçli. Evet, burada da genel sekreterliğe bağlı daireleri görüyorsunuz. Oraya okumuyorum, geçiyoruz. Asgari, askeri organizasyon ve yapısına da bir bakalım kısaca. Politik kararların uygulanmasının askeri neticeleri beraberinde getirdiği hususlarda devreye giren temel aktörler şunlar. Askeri komite, ee, burada da Komiteye bir daimi temsilci, askeri temsilci atıyor. Uluslararası askeri personel, müttefik harekat komutanlığı, müttefik dönüşüm komutanlığından oluşan askeri bir komuta yapısı var. NATO'nun kendi bünyesine ait çok az daimi gücü bulunmaktadır. Kuzey Atlantik Konseyi'nin bir operasyon başlatmaya karar vermesi halinde, Üyeler gönüllü olarak askeri kuvvetleriyle yardımda bulunuyorlar. Misyon tamamlandığında bu askeri kuvvetler ülkelerine geri dönüyorlar. NATO zirvelerine bakalım. Burada NATO zirvesi NATO üyesi ülkelerin devlet ve hükümet başkanlarının ittifakın etkinlikleriyle ilgili kararlar almak için periyodik olarak bir araya geldikleri zirve toplantılarıdır. NATO üyelerinin devlet ve hükümet başkanları ilk kez 4 Nisan 1949'da Kuzey Atlantik Anlaşması'nın imza töreninde bir araya gelmişler. Fakat bu bir zirve toplantısı değil. Bu kapsamda ilk zirve 16-19 Aralık 1957'de Paris'te toplanmıştır. Yani ilk NATO zirvesi Paris'te toplanmıştır. Zirveler gerek ittifak yapısına dair gerekse de ittifak dışı ilişkiler açısından en önemli politik ve stratejik gündemlerle toplanmaktadır. Geçen yıl yani 2022 Madrid Zirvesi Kuzey Atlantik Anlaşması Örgütü'nün devlet başkanları ve hükümet başkanlarının resmi toplantısıydı. E, bu 32. NATO Zirvesiydi. 33. NATO Zirvesi ise bu yıl yani 11-12 Temmuz 2023 tarihlerinde Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta düzenlendi. Zirve resmi olarak Madrid Zirvesinde önerilmişti. Zirvenin gündem maddelerini Rusya'nın Ukrayna'da devam eden işgali ve Ukrayna ile İsveç'in olası NATO üyelikleri oluşturdu. Finlandiya'nın 2023'ün başlarında NATO'ya katılmasının ardından birçok NATO üye ülkesi arasında Türkiye ve Macaristan'ın onay sürecini tamamlayacağı ve zirveden önce İsveç'in katılımına izin vereceği beklentisi vardı. Ancak Türkiye'nin itirazları nedeniyle başarı olasılığı belirsizliğini koruyor. Henüz İsveç üye olamadı. Türkiye ve Macaristan onaylamış değil. 40 tane üye olmayan ülke, politik ve güvenlik ile ilişkili sorunları hususunda NATO ile işbirliği yapmaktadır. Bu ülkeler, ittifak ile diyalog ve uygulamalı işbirliği sürdürmektedir ve birçoğu NATO liderliğinde düzenlenen operasyonlara ve görevlere katılmaktadır. NATO aynı zamanda çeşit, çok çeşitli uluslararası kuruluş ile de işbirliği halindedir. Az önce bahsettiğimiz bu ülkeler, üye olmayan 40 ülkeler, ortak ülkeler, üye ülkelerle aynı karar verme yetkisine sahip değildirler üye olmadıkları için. Ve son Vilnius e, zirvesinden aile fotoğrafını görüyorsunuz. Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta gerçekleşti son zirve 2023 zirvesi. Ardından yayınlanan bildiride Rusya ile ilişkiler, terörle mücadele ve Ukrayna'nın NATO üyeliği konularına yer verildi. Bildiri 2024 yılındaki zirvenin NATO'nun kuruluşunun 75. yıl nedeniyle Washington'da yapılacağını, 2025 yılında ise Hollanda'da yapılacağı bilgisiyle sona erdi. Evet arkadaşlar bu videomuzda bu kadar. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın kendinize iyi bakın.